TV100 muhabirleri sınırların ötesinde sıcak çatışmaların yaşandığı noktalarda yayın yapmaya devam ediyor. Sizin haberiniz olsun diye canlarını tehlikeye atarak görevlerine devam ediyorlar. Şimdi Ebru Balıkçı'ya döneceğiz bir kez daha. Bu saat diliminde de Kudüs'te neler yaşanıyor bize anlatacak. Bir kez daha Mescid-i Aksa'nın önünde görüyorum onu. Günaydın, kolay gelsin haber nöbetinde. Kolaylıklar dileyelim sana. Ebru, neler oluyor bölgede? İsrail ve Hamas arasındaki savaş 13. gününde ve artık sivil kaybının çok çok daha arttığını söyleyebiliriz. Gazze'de yaşanan saldırılarda, İsrail'in saldırılarında 14 bine yaklaşan ölüm var ve aynı şekilde yaralıların sayısı da 13 bini aştı. Şimdi peki günlerdir burada neler yaşanıyor, biraz ondan bahsedeyim. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla başlayan olaylar bugün 13. gününde karşılıklı olarak saldırılar var ve en büyük etki de şu anda Gazze'de, en büyük yara Gazze'de ve o bölgede İsrail'in saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gazze hem havadan hem de denizden abluk altında, artık kara harekatı da her an başlayabilir. Kara harekatının başlaması için İsrail ordusu hava şartlarının iyileşmesini bekliyor ve karşılıklı açıklamalarda saldırıların ve savaşın süreceği yönünde. Çünkü İsrail kara harekatını yapacağını söylüyor ve Gazze'yi tamamen sileceğiz dedi. Aynı şekilde Hamas tarafından da benzer açıklamalar var. Onlar da yine hava saldırılarını roketlerle devam ettireceğini söylüyorlar. Bu arada birkaç gündür burada yoğun diplomasi trafiği var. Bu biraz tansiyonu düşürür mü demiştik, fakat düşürmedi. Dün ABD Başkanı Joe Biden buradaydı, İsrail'deydi ve Netanyahu ile görüştü. Netanyahu'nun Biden'ı karşıladığı anlar ve verdikleri poz büyük tepki topladı. Çünkü Biden ve Netanyahu birbirlerine sarılarak ve gülümseyerek poz verdiler. Hemen öncesinde ise, saatler öncesinde İsrail Gazze'de bir sivil hastaneyi vurmuştu. Sivillerin bulunduğu bir hastaneyi vurmuştu ve 471 kişi hayatını kaybetmişti. Henüz acı çok tazeyken bu iki liderin vermiş olduğu o samimi poz büyük tepki topladı Orta Doğu'da. Bu nedenle sokaklar da karıştı. Çünkü Hamas liderinin de bir çağrısı vardı ve Orta Doğu'daki özellikle Araplar, Müslümanlar başta olmak üzere tüm dünyadaki insanlara sokağa çıkın çağrısında bulunmuştu Hamas lideri Haniye ve bunun üzerine de sokaklar karıştı, insanlar sokaklara döküldü ve eylem yaptılar, protestolarda bulundular. Dün protestoların en yoğun yaşandığı yerlerden biri Ramallah'tı ve Ramallah İsrail sınırında çoğunluğunu çocukların oluşturduğu protestocular vardı ve bu çocuklar İsrail'e, askerine, sınırın öte hattına taş fırlattılar. Aynı şekilde Filistin bayraklarını sallayarak tepkilerini ortaya koymaya çalıştılar. Saatler süren protestolar vardı İsrail Ramallah sınırında ve o bölgede İsrail askeri küçük çocuklara kurşun sıkarak karşılık verdi ve bizim de canlı yayınımızın olduğu sıralarda, o dakikalarda 4 küçük çocuk vurularak hastaneye kaldırıldılar, yaralandılar, tedavileri devam ediyor. Bu arada Ramallah'ta bomba sesleri yok, çatışmalar yok, fakat 60 kişi hayatını kaybetti gösterilerde. Gösterilere karışan kişiler tarafından gösterilere karışanlara Filistin askeri müdahalede bulundu ve 60 kişi hayatını kaybetti. O bölgede can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Şimdi Gazze'deki insanlar, sivil halk bu arada ölmeye devam ediyor dedim. Orası bombalanmaya devam ediyor. Ateş altında Gazze. Gece boyunca da hiç durmadı orada saldırılar. Ve bölgenin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor, sivil kayıplarının artmaması için. Ancak oradan çıkış mümkün değil. Çünkü İsrail bir koridor oluşturmasını, İsrail'in bir koridor oluşturması gerekiyor o bölgede. Ancak İsrail bombalamaya devam ettiği için bölgeyi koridor oluşturulamıyor. Aynı şekilde Mısır sınırına bir göç var. Ancak kapıda bekliyor insanlar. Mısır sınırında da yine içeriye giremiyorlar. Bu arada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin de bir açıklaması vardı. İsrail'in insanları, Gazze'de bulunan insanları Mısır'a doğru sürmek istediğine dair. Aynı şekilde Ürdün Kralı'ndan da benzer bir açıklama geldi ve Ürdün Kralı da yine Gazze'deki insanların bir kısmının Ürdün kapısına doğru
doğru sürüldüğünü, fakat böyle bir şeye İsrail'in girişmemesi gerektiğini söyledi. Yani Gazze'de bulunan insanlar bir yandan Mısır'a, bir kısmı da Ürdün tarafına sürülmeye çalışılıyor. Fakat o bölgede koridorlar oluşturulmadığı için de insanlar hala aralıksız bir şekilde bomba altında kalarak can vermeye devam ediyorlar. Bu arada dün yine bir hastanenin yakını hedef alındı. İsrail savaş uçakları tarafından El Kudüs Hastanesi'nin yaklaşık 100 metre ötesine düştü bombalar ve orada da yine yaralananlar oldu. Bunu da aktarabiliriz. Şimdi şunu da söyleyelim, kara harekatı bekleniyor. Ancak havanın şu anda yayın sırasında da bir güneş çıkıyor, bir yine bu hava bulutlu oluyor, fark etmişsinizdir. Buradaki hava durumu belirleyici olacak. Ancak şu anda Ashkelon bölgesine, Sderot bölgesine, yani İsrail'in Gazze'ye yakın olan bölgelerine, sınır bölgelerine saldırılar devam ediyor Hamas tarafından. Karşılıklı açıklamalarda yine zaten saldırıların devam edeceği yönünde. Bu arada Hizbullah'tan da yine bir açıklama gelmişti. Dün için ölç günü ilan edilmişti ve intikam gününde de yine sokaklar karışıktı, söylediğim gibi. Hava çok hareketliydi bu arada. Hava saldırıları devam etti karşılıklı olarak. Yine Ashkelon tarafına düşen roketler vardı. Bugün de yine karşılıklı olarak saldırıların devam etmesi bekleniyor. Biz gün boyu bölgede olacağız yine, savaşın 13. gününde. Buradaki gelişmeleri, dikkat çeken her şeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.